karşısındaki insan lan sen kimsin lan falan değil. Bu değil. Ben zaten bu işleri açtım hacı. Sen neyden bahsediyorsun? Özgüveni iş yapar. Ne kadar özgüvenliyse. Ha, bu sadece iş görüşmesi de değil abi. Yani yeni tanıştığın insanlarda da böyle. Yani bir topluluğa girdin. Özgüveni yüksek bir adam hemen kendini belli eder ve insanlar o kişiyi dikkate alır. Hani öyle köşede pısmış birisine kimse iş, şey yapmadan. Görüşmede de öyle. Yani pısıp evet abi. Evet sevgili dostlarım, canlı yayındaki arkadaşlarımızla birlikte podcast adından 5. bölümüne hoş geldiniz. Daha önceki bölümde teknik mülakat sürecini aktarmıştık. Nasıl sorular sorulabilir, nasıl cevaplar verilmesi gerekir, bunlardan bahsetmiştik. Bu aslında bu süreçte genel itibariyle son görüşmeniz olacak. Tabii ki şirketten şirkete farklılıklar gösterebilir. Ben yaşadığım tecrübeleri aktaracağım. MC'ler de yine yaşadığı tecrübeleri aktaracak. Ufak birkaç tane tüyo ile birlikte bölümümüzü tamamlamış olacağız. Dedikten sonra Mecla ile mikrofonu veriyorum. Hepinize merhaba arkadaşlar. Podcast adımlarının yeni bölümünde Çağrı'nın da bahsettiği gibi bu iş görüşmeleri adımlarının son adımı olan, aslında benim de tam bir isim koyamadım ve genelde son adım dediğim ya da formalite adımı dediğim ama başka insanlarla konuştukça gördüğüm ve öğrendiğim kadarıyla hakikaten şirketten şirkete değişen ve kişiden kişiye göre bile deneyim olarak farklılık gösteren bir aşamaymış. O yüzden de hani bu adımla ilgili yaşadıklarımızı veya tecrübelerimizi paylaşmak istedik. Bu bölümde bunları konuşacağız. Buyurun. Bu aşamadan sonra, yani teknik görüşmeden sonra aslında bu aşama senin de bahsettiğin gibi biraz formalite aşaması ama formalite derken de çok sallamamazlık yapmamak gerekiyor. Yani benim farklı tecrübelerim var bununla ilgili bahsettiğim gibi. Öncelikle ben genel itibariyle bir agile görüşmesine dahil oldum. Agile bakış açımı ölçmek için agile konusunda yetkili iki kişiyle sorular soruldu. Yani bayağı iş görüşmesi yapıldı, mülakat yapıldı. İşte şöyle bir durum olursa agile'da nasıl davranmak gerekir? İşte detaylarına ineriz. Ya da development manager dediğimiz sizin yöneticinizin yöneticisi o konumundaki kişiyle. Tabii o şirketten şirkete değişiyor. Yani büyüklük, küçüklük durumuna göre değişiyor. Onunla da görüştüm son aşamada. Ya da direkt İK direktörüyle de görüşmüşlüğüm oldu. Hani o İK recruiter değil de onun yöneticisi mi oluyor artık ne oluyorsa. Ama genel çerçeve şu. Şirketin kültürü budur. Senin bakış açın nedir? Bu şirket kültürüyle senin çalışma kültürün uyuşuyor mu? Çünkü insanlar bir önceki bölümde de bahsetmiştik. İnsanlar takım arkadaşı arıyorlar. Bu takım arkadaşı ne demek? Günün minimum 8 saati birlikte vakit geçireceksin demek. Hani 8 saati uyudun, 8 saati orada geri kalıyor. 6 saatte sen ailenle vakit geçiriyorsun aslında bakarsan. Yani ailenden çok onlarla vakit geçiriyorsun. O yüzden kültür uygunluğu çok önemli. Özellikle Amsterdam gibi dünyanın her yerinden gelen insanlar olduğu için buna burada ayrıca dikkat ediyorlar. Çünkü insan mutluluğu, çalışan mutluluğu çok önemli. Genel çerçeve aslında bu. Kültür, agile yaklaşımı. Nasıl bir çalışan oldu, takım çalışmasına uygun olup olmadığın, eğer bir benim gibi deneyimli bir pozisyona başvuruyorsan yeni başlayanlar için mentorluk becerini ölçtükleri bir görüşme. Ha buradan geri dönme ihtimaliniz var mı? Var. Hani düşük de olsa var. O yüzden buralarda hazırlanmak gerekiyor. Özellikle internet sitesinde, yani daha doğrusu Google'da bu görüşmeyle ilgili sorulabilecek sorulara ve cevaplara, örnek cevaplara bakıp hazırlanmak gerekiyor. Ben öyle yapmıştım en azından. Aslında bu podcast'in amacı da bu. Hani böyle böyle sorular geldi, biz böyle davrandık ve geçtik, şu an iş sahibiyiz gibi. Ya bu aşama benim böyle, yani nasıl anlatsam, hani öncelikle şöyle söyleyeyim, hani duyduğum kısımlar var ve şahit olduğum kısımlar var. Bu arkadaşların tecrübeleri. Kendi tecrübelerim var. Kendi tecrübelerim ve arkadaşların tecrübeleri arasında da, yani büyüklerim arasında gerçekten ciddi farklar var.
Ana özü dediğin olmakla birlikte, yani senin sonuçta bir iş yerine gireceksin ve 8 saat orada var olacaksın. Benliğinle orada olacaksın. Ve oradaki ortama ne kadar uygunsun? Bu şirkete ne kadar uygunsun? Sonuçta seninle görüşen insanlar biraz içerideki insan profilini, şirketin çalışma kültürünü biliyorlar ve senin de hani en azından verdiğin cevaplar üzerinden tartmaya çalışıyorlar. Benim tecrübelerimde genelde bu doğrultudaydı. Ama bazen yani özellikle Türkiye'den son aşama için Hollanda'ya gelen arkadaşlarım oluyor. Ben hiçbir zaman gelmedim. Ben son görüşmemi, yani Türkiye'den buraya gelmeden önce teklif aldığım görüşmeyi Türkiye'deyken yapmıştım ve yine Skype üzerinden yapmıştım. Ve buraya hiçbir zaman gelmemiştim. Ama buraya gelen arkadaşlarımda duydum. Buraya geldiklerinde bir tane daha teknik hani ve davranış görüşmesi, yani teknik ve davranış görüşmesinin birleşim olan bir görüşme yapılıyor. Bazen kendilerinden bir sunum hazırlamaları isteniyor. Aynen. Bu tarz şeyler. Dün ben böyle bir şey hiçbir zaman yapmadım. Hiçbir zaman benden böyle bir şey yapmamı istemedi. Benim tecrübem, hani son görüşmede sorulan soru, bize biraz daha kendinden bahsedebilir misin? Nasıl bir insansın? İşte motivasyonların ne? Seni ne motive eder? Seni ne demotive eder? Uzakta işte hani yurt dışında çalışmaya hazır mısın? Hani daha fazla mesela benim de sorduğum sorular oluyordu yani şirketle ilgili yani şirket ne yapıyor, şirket ne yapmak istiyor, şirketin planları, hedefleri neler, beni niye istihdam ediyor, nasıl bir projede çalışacağım hani bunları soruyordum. Ve bu sırada birbirimizi aslında tartıyorduk. Ve bu şekilde geçti. Hani benden hiçbir zaman bir ekstra sunum yapmam ya da biraz daha hani böyle şey interview tarzı yani şey bir mülakat tarzında karşılıklı bir soru cevap yaptığım bir şekilde olmadı. Daha fazla sohbet havasında geçti. Ama günün sonuna baktığın zaman bu bir hani son aşamada karşına gelecek olan şey belki biraz teknik yeteneklerin de sorgulanabilir. Ya da hani sohbet esasında sohbet şeklinde geçiyorsa da bu esnada o teknik becerine, teknik bilgine ya da teknik background'unla ilgili konuşmalar olabilir. Ama hani senin belli durumuna karşı nasıl davranacağını sınandığın bir görüşme gibi. Senin de tabii şirketi sınadığın bir görüşme gibi değil. Aynen. Hocam mesela senin için soru sorayım sana. Mesela senin için bu son aşamalarda en belirgin mesela bana bu soru çok fazla soruldu. Yani her gittiğim son aşamada mesela bu soruyla karşılaştığım dediğim bir şey var mı? Bu soruyu aklımızın kenarında tutalım. Ondan öncesinde şeyden bahsedelim istersen. Ne tarz son görüşmeler oluyor? Şimdi üstünden geçtik biraz. Ne tarzlar oluyor? Ben neleri tecrübe ettim? Onlardan bahsedeyim. Bir tanesinde son aşamada benden yani Türkiye'deyken buraya davet ettiler. Yani Hollanda'ya davet ettiler. Yani bütün işte görüşmeleri bitirdim. Son görüşme kaldı. İşte o gün için 3 tane görüşme ayarladılar benimle. Bir tane firma. Ve bu üç görüşmenin bir tanesi teknik, aslında direkt sistem dizayn yaptırmışlardı, evet. Daha sonrasında Agile görüşmesi, daha sonrasında da ard arda oluyor bu görüşmeler. Development Manager'la bir görüşme. Sistem dizayn aslında sizin teknik ödevle alakası olmayan, adamların tamamen belirlemiş olduğu bir case üzerinden, yani bir study üzerinden sizden solution, çözüm üretmenizi bekliyorlar. İşte böyle bir uygulamamız var. Şöyle bir modül eklemek istiyoruz. Nasıl eklemek? Whiteboard dediğimiz tahta üzerinden çizerek anlattığınız bir case study. Türkçesini unuttum. Neyse. Agile görüşmesi ise daha çok sizin Agile takımlar içerisindeki davranışlarınızı ölçen sorular oluyor. Detaylarına ineriz. Development Manager'la yani bu kesin olacak bir son görüşme. Development Manager'la görüşmek. Development Manager şu demek. Siz bir takımdasınız. Sizin takımınızın bir yöneticisi var. Onun yöneticisi ya da onun üstündeki yönetici. Onunla yapılan görüşmeler ise daha çok böyle teknik
sohbet, işte ne bekliyorsun? Bu şirket sana ne katacak? Sen bu şirkete ne katacaksın? İşte nasıl bir takımda çalışmak seni mutlu eder? Nasıl bir yöneticiyle çalışmak seni mutlu eder? Daha önce karşılaştık. Bak bu kesin sorulan bir soru bu son görüşmede. Tek development manager'la. O soruna cevap vereyim. Daha önce karşılaştığın bir zorluk oldu mu iş hayatında ve bunu nasıl aştın? Bu kesin soruluyor. Yani iki kere iki dört eder. buna güzel bir cevap bulmak lazım. Ben ilk sorulduğumda ha diye kalmıştım. Nasıl diye cevap vermemiştim. Daha sonrasında ikinci sorduklarında hazırlıklıydım. Yani yazarak çalışmıştım ve ezberledim ve direkt şak diye söyledim. Bu soruyu da hazırlıklı olmak lazım. Bu bir aşama. Yani bu bir tip benim karşılaştım. Diğeri ise şu da var. Seni yine buraya çağırıyorlar. Eğer Türkiye'deysen ya da buradaysan ofise çağırıyorlar. Ha bu arada onu da açalım. Buraya çağırıyorlar da nasıl çağırıyorlar? Size bir tane davet mektubu yolluyorlar. Bu resmi konsolosluk üzerinden yapılan bir davet mektubu. Siz bu davet mektubuyla business iş seyahati vizesine başvuruyorsunuz. Ve gerçekten yani vize başvurusunda bulunuyorsunuz. Eğer viziniz yoksa. Daha sonrasında aldığınız vize ile birlikte size otel ayarlıyorlar. Ve otele yerleşiyorsunuz. Aslında çoğu masrafınızı karşılıyorlar. Sizin sadece yeme içme masrafınız oluyor ki oteller sabah kahvaltı akşam yemeği falan oluyor. Genel itibariyle iki gün gibi düşünebilirsin. Yani geliyorsun, o akşam kalıyorsun, ertesi gün görüşmeni yapıyorsun. Belki bir gece daha kalıp geri dönüyorsun şeklinde. Bazı firmalar 5 gün yapıyor. İlk gün görüşmeyi yapıyor, geri kalan 4 gün buranın keyfini çıkart diye 5 günlük ayarlıyor. Büyük firmalardan bir tanesi. Bir arkadaşımın tecrübesiydi bu. Şunu yapıyorlar abi. Senin çalışma ihtimalin olan ekibe gerçekten ilk iş günümmüş gibi başlatıyorlar. Sabah 9'da işbaşı yapıyorsun. Akşama kadar onlarla birlikte çalışıyorsun. Pair programming yaptırıyorlar. Bazen bir task veriyorlar, basit bir task. Onun yanında biri oturuyor, onun nasıl çözümle nasıl yaklaştığını soruyorlar. Yani direkt teamworking'de nasılsın? Takım çalışmasında nasılsın? Onu ölçüyorlar. Arada böyle görüşmeler yapıyorlar. İşte development manager geliyor ya da agile coach geliyor. Onlarla ilgili sorular soruluyor. İşte az önce bahsettiğim gibi. Ama bir gününü o şirkette geçiriyorsun. Ve sonrasında takım tamamen seni değerlendiriyor. Bir kişi değil. Bütün takım değerlendiriyor. Ben bunu daha samimi buluyorum bu arada. Çünkü abi sorulan soruya atıyorum. İki kere iki kaç eder sorusunu o an cevap vermek aklına gelmeyebilir. Ya da heyecanlanmışsın da. Çünkü ufacık bir odadasın abi. 4 metrekare, 5 metrekare bir odada sandalyede oturuyorsun ve tanımadığın bir adam var karşında. Aklından cevap vereceksin. Atılacaksın, tutacaksın. Ama direkt bilgisayarını verip bir study versinler. Senin soru sorabileceğin, öğrenebileceğin, takım çalışmasına ne kadar yatkın olduğunu gösterebileceğin bir durum bence daha samimi. Bu firmalarla böyle bir firma görüşme yapıyorsanız daha şanslısınız diyebilirim. Diğer bir tip ise şu. Sadece development manager sizi çağırıyor. Diyor ki, İK'da şunu diyor zaten. Development manager'ımız seninle tanışmak istiyor. Diyor. Bu gerçekten tanışma toplantısı. Yani bu mülakat değil. Eğer böyle diyorsa. Çağırıyor. Diyor ki, sen kimsin? Neden buradasın? Neden Amsterdam'a yerleştin ya da yerleşmek istiyorsun? İşte evli misin? Hani bu tarz bir sohbet. Anlatabildim mi? Yani öyle gerilmenize gerek kalmayan bir sohbet. Tamamen kendini tanıtıyorsun adama. Daha sonrasında bu tanışmanın anlamı da şu. Daha sonrasında adam seni şirkette zaten görmüyor. Gördüğün zaman da hatırlatmak için. Böyle bir tanışma. Aynen. Ben mesela yani isim vermeyeyim de. Benim görüştüğüm adamı abi ben 8 ayda bu şirkette çalışıyorum. Bir kere gördüm. O da bir şey vardı. Aktivite gibi bir şey vardı. Orada gördüm. Abi beni hatırladı mı falan dedi hatta adam yani. Ama öncesinde karar merciğimi evet senden olumsuz bir elektrik alırsa, atar gider yaparsan, Adanalılık yaparsan buradan Adanalılara selam. Birincilik mücadelesi veren. Aynen öyle. Böyle bir şey yaparsan
Abi eğlenirsin. Hani buraya kadar emeğini çöpe atmış oluyorsun. O yüzden kibar olmak, dürüst olmak en önemlisi. Çünkü tutarlılığın da önemli. Ben Amsterdam'ı çok seviyorum, bayılıyorum, ölüyorum, bitiyorum. Bir cümle sonra Amsterdam şöyle kötü, böyle kötü dersen abi tutarsızsın. Bunlar sadece örnek bu arada. Böyle şeyler sorulmuyor da. Yani sohbet havasında geçen bir görüşme tipi daha var. Ben bir de buraya yani ilk geldiğim startup firmaydı. Hep bahsediyorum. Son görüşmede şirketin sahibiyle görüşmüştüm. Adam gayet babacan bir adamdı. Sohbetimizi ettik. Ve sonlandırdık görüşmeyi. Böyle bir şey de olabiliyor. Direkt yani küçük bir firmaydı. Şirket sahibiyle görüşüyorsunuz. Bu sefer şirket sahibiyle ya da daha üst düzey, yani şirket sahibinden daha üst düzey olmaz da development manager'ın daha üstünde bir pozisyonda görüşüyorsanız, bu sefer şirketin vizyonuyla, vizyonu ve gelecek planlarıyla hakkında biraz konuşuyorsunuz. Buralarda hani böyle şeyler bahsedilirken ne kadar heyecanlandığınızı göstermeniz gerekiyor. Öyle böyle dinlerseniz abi, ha bu adam hiç heyecanlanmadı diyebilir. Olumsuz bir intiba bırakır. Ha bu eğleneceğiniz anlamına gelmez belki ama zaten o aşamada büyük ihtimalle bir kişi, yani tek kişisinizdir. Yani atıyorum 100 kişi başvurdu. Yani. Sonuncu sizsinizdir. Hadi gel bir de tanışalım diye yapılan bir görüşmedir bu aslında. Belki iki kişiden biridir ama hani rekabet bence de o noktada o kadar fazla değildir. Hani 1-2 aynen öyle. 3 çok zor belki ama yani çok ben zor. Son yani üç, şöyle, o son halkalısın orada yani. İki kişi olmasının sebebi de şu olabilir. Hani bir teklif yapacaklar ya, sen teklifi reddedersen ikinci adama dönmek, yani çok acil birisini arıyorlarsa öyle yedekli birisini devam ederler ama zaten hani talep çok olduğu için yedeğe ihtiyaçları yok. Aynen, ya da tam tersi. Yani maalesef. Benim bildiğim, tecrübe ettiğim görüşme tipleri bunlar. Ya bu aşamada aslında bu sürecin bütün başından itibaren ben şey düşünmüyorum zaten, hani bir nasıl girecek bir kişi böyle şey, yani görüşmenin değişik aşamalarında hani anlamsız davranışlarda bulunacağını çok öyle zannetmiyorum. Ama aslında vurgulamaya nokta, yani şey işte psikopat psikopat cevaplar vermeyecektir o aşamada. Hani çok böyle birbirinden tutarsa çok ekstrem cevaplar hani karşılığını vermeyecektir ama oradaki aslında vurgulamak istediğimiz kısım orada heyecanlı görünmek. Yani sen sonuçta yapmaya çalıştığın şey şu, sen bir şirkette görüşmüşsün, o dediğin gibi o zamana kadar belli bir emek harcamışsın. İşte ödev yapmışsın, işte yani birkaç minimum 2-3 saatini ayırmışsın belki dediğin tarzda görüşmelerde hani yaptıysa işte ekstrem bir sistem dizayna girsen daha da fazla, bu yani daha da fazla emek demek. Bu kadar harcamışsın. Bu son aşamada da artık hani şirketle ilgili belki o şirketi kabul etmiyor, kabul etmeyi düşünmüyor olabilirsin ya da listende arka sırada tutuyor olabilirsin. Bunlar çok önemli. O aşamaya geldikten sonra biraz da artık hani son teklifi alıp o şirketten maksimum ne alabileceğini görüp çıkmak lazım yani. Ondan sonra da karar verme sürecin başlar. Ama bu aşamada ben senin bu ilk dediğin işte atıyorum bir tane daha bir teknik görüşmenin olduğu ekstradan bir hani teknik nasıl diyeyim olarak bir daha sınandığım bir görüşme yani aslında oldu ve olmadı gibi yani aslında aynı günler olacaktı daha sonradan ayrı günler oldu o yüzden benim için farklı bir aşama olmuş gibi oldu. Ama şu anki çalıştığımız şirkette aslında dediğin gibi bunların hepsi aynı gün yapıyorlar normalde. Benim farklı bir durumum olduğu için ayrı ayrı girmek zorunda kaldım. Gidiyorsun, gönderdiğin ödev üzerinden teknik mülakatını yapıyorsun bir önceki bölümde bahsettiğimiz kısım. O teknik mülakattan sonra çıkıyorsun, belli kısa bir ara oluyor. Ondan sonra dediğin gibi daha yetkili bir abiyle görüşüyorsun. Bu bir tanışma toplantısı gibi oluyor. Burada yani development manager olabilir, bağlı bulunacağı için büyük müdür olabilir. Ya da CTO tarzı bir şey olabilir. Belki de küçük bir firma özellikle bir startupsa şirketin sahibi, patronu, ortağı tarzı sıfatı olan bir insanla görüşebilirsin. İlkindeki zaten teknik mülakat. Aslında baktığın zaman orada daha fazla teknik becerilerini göstereceksin. Yeri gelecek işte bir önceki aşamada yaptığın ödevi anlatacağım, açıklayacağım ve kendisi olacak. Konuşmuştum. Bu diğer
Görüştüğün aşamadaysa yani aslında orası biraz hani karşılıklı şirkete tartma ve kendin senin de aslında bir senin için de bir analiz aşaması. Dediğim gibi şirketin sahibiyle karşılaşıyorsan ya da işte CTO tarzı pozisyonda bir adamla karşılaşıyorsan bu adamı her gün görmeyeceksin. O yüzden sorabileceğin bazı soruları sor. Şirketin geleceğini tayin etmek açısından şirket nereye gidiyor? Senin kariyerin orada ne olabilir? Bunları belki teyit edebileceğin birkaç tane kilit soru sorabilirsin. O yüzden bu aşamada, bu aşamaya geri gel. Yani o son aşama artık hani teknik bütün görüşme yaptın, sistem dizayn yaptın, diğerini yaptın. Bu aşamaya geldiğin zaman biraz artık şirketteki kendi belki geleceğini, kariyer planını düşünüp ona göre birkaç tane soru çıkartıp girmen gereken. Yani aslında soru hazırlamanın belki en önemli olduğu aşama. O yüzden soru bence çok önemli. Yani senin soracağın sorular çok önemli. Aynen. Bunun dışında davranış. Görüşme tiplerinden birincisi olan ben Agile'dan bahsetmek istiyorum. Agile ne kadar önemli buradaki firmalar için ondan bahsedeyim. Hollanda'daki firmaların %99,5'i hatta %99,9'u Agile ile çalışıyor. Kimisi tamamını uyguluyor. Kimisi kültürünü almış ama o manifestoyu uygulamıyor. Yani şu an bizim çalıştığımız firma mesela yani evet bir agile kültürü var ama manifestonun tamamını uygulamıyoruz abi. Yani bu bariz bir gerçek. Ama Sektörümüzün büyük bir çoğunluğu gibi yani aslına bakarsan. aynen. Yüz Ama uygulayan bir şirket. yok ben o tarz Özür dilerim. firmalarla da görüştüm. Tabii onların bilgi ve tecrübesi daha farklı olduğu için daha farklı sorularla karşılaşıyorsun. Genel itibariyle Agile görüşmesi adı altında yapılan görüşmede sizin bir Agile takımındaki diğer takım arkadaşlarınızla ve Scrum Master'la nasıl bir diyalog halinde olduğunuzu, nasıl bir davranış sergilediğinizi ölçecek sorular soruluyor. Örneğin sorulardan bir tanesi şu. Bana sorulan sorulardan bir tanesi. Sprintin ortasındasınız. İşte Product Owner'a verdiğiniz sözü. Ancak Product Owner Sprint'in ortasına geldi. Dedi ki işte bu iş çok acil dedi ve Backlog'a yeni bir iş tanımlamak istiyor. Ne yaparsın? Soru bu. Yani case'i verdi ve senin nasıl davranacağını sorguluyor. Ya da işte Product Owner sabah stand-up'lara katılıp bilgi beyan edebilir mi gibi. Yani bunlar direkt Agile kurallarındaki o çerçeve var. Zaten Agile kesin kuralları olan bir metodoloji olmadığı için. Ama bazı çerçeve var. O çerçevenin içerisindeki soruları soruyorlar. Biraz o Agile manifestosunu okuyunca zaten hani çok atlı deve bir şey değil. Yani bir felsefe. Yani o manifestoyu biraz okuyup biraz da o takım, zaten Türkiye'de çoğu firma da artık geçmiş durumda diye düşünüyorum. Agile'a. Biraz da hani o kültürün içerisinde yorulduktan sonra bu tarz sorulara çok rahatlıkla cevap vereceksiniz. Hani hiç Agile'a çalışmadınız diyelim şimdiye kadar ve buraya gelmek istiyorsunuz. Birkaç tane scrum.org'du galiba. Yanlış mı biliyorum? Tabii, scrum.org web sitesinden İngilizce kaynak maalesef. Oradan okuyup o kültürü, o felsefeyi öğrenebilirsiniz. Çok pardon. Galiba Türkçesi de var bu arada. Türkçesi var mı? Türkçesi. Var ya bir linkini koyarım. SM hazırlamış Ha okey. Türkçesi de varmış. galiba. Güzel. Var diyebiliyorum. Tamam yani bunu okuyup bu felsefeyi anladıktan sonra bu saat sorulara cevap vermemenizin imkanı yok. Backlog'a geldi ne yapayım siktir git demediğim sürece bunu geçersin abi. Yani bunda bir sıkıntı olacağını zannetmiyorum. Sistem dizaynla Ya benim... ilgili zaten bir önceki bölümde de bahsetmiştik. Hani nasıl sorular sorulur falan diye. Development Manager hani herkesin karşılaşacağı bir iş görüşmesi tipi, son görüşme tipi. Bununla ilgili tecrübelerimizi aktaralım bence. Sen devam et. Sen tecrübelerini anlat. Development Manager ya da bu tarz hani manager seviyesinde birisiyle tanışma toplantısı nasıl oluyor? Toplantı bu arada, mülakat değil. Bunun altını çizelim.
Bahsettiğimiz gibi zaten genelde bir hani yetkili bir abi, development manager ya da onun üstü bir pozisyon. Bir de genelde bu tarz bir görüşmede İK'dan da biri oluyor. Yani İK menajeri gibi. Onun dışında da aslında giriş zaman bir tanışma toplantısı. Hani bir daha rahat geçen bir aşama. Hani daha bir odaya giriyorsun, herkes bir yere oturuyor. Ve aslında bir sohbet başlıyor. İşte merhaba, nasılsın? Yani sonuçta yeni tanıştığın için biraz kendinden bahsediyorsun, o biraz kendinden bahsediyor. Burada o kadar hani çok dip şey teknik detay vermene gerek yok işte. Ama tabii ki ana olarak profesyonel hayatından ve kişisel olarak da tabii ki biraz bilgi verebilirsin. Yani özellikle paylaşabileceğin işte çocuğun varsa, şeyin varsa, evcil hayvanın varsa belki bunları paylaşabilirsin. Hani bu tarz kendinden de biraz bilgi vermek hoştur. Çünkü karşındakini burada biraz insani olarak da tanımak istiyorsun. Seni de tanımak istiyor, sen de tanımak istiyorsun aslında. Biraz kendinden bahsediyorsun. Daha sonra sana aslında seninle ilgili sorular soruyor. Dediğin tarzda sorular gelebilir bu arada. Hani yani direkt belki şu olarak gelmez işte. Hani çok agile spesifik gelmez. Ama bu tarz işte senin mesela bir durumdaki ya işte zor bu yönetici üstü görüşmeni ne yapıyorsun? Yani kişisel olarak aslında hani lafı da çok uzatmayayım. Belki o vesile olsun. Burada senin bahsettiğin şu şey sorusu var ya. Bize en büyük başarından bahset. Kariyerindeki tamamlaman belki de en zor olan. Neyi tamamladın? İşte en büyük başarın ne? Tarzında bir soru görüyorum. Bu her aşamada gelebilen bir soru aslında. Ama bu aşamada ben de çok aldım. O yüzden biraz daha bunlara hazır olmak lazım. Bir başarısız, bir başarısız. Seni ne sinirlendirir, ne demotive eder, ne mutlu eder. Bu son aşamadaki birçok soruya bu tarz aslında tecrübelerine cevap verebilirsin. Varsa tabii ki aklına gelen. O yüzden biraz bu hani bu tarz soruların paylaşıldığı web siteleri var. Bu tarz soruları bayağı şey olarak hani önüne koyuyor, gösteriyor. Belki bazıları örnek cevap bile verebiliyor. Ama gördüğün zaman aklına geliyor ve biraz düşünüyorsun. O yüzden o sitelere girip bakmakta fayda var. Bu tarz soruların çoğunda işte seni ne motive eder, ne üzer sorularına tecrübelerine cevap vermek daha iyi. Yani yaşadığın bir olayla hani cevap vermek daha iyi. Böylece aynı zamanda muhabbetin nabzını da, oradaki sohbetin nabzını da tutabilirsin. Yani diğer sorular da bunun üzerinden gelebilir. O yüzden biraz daha hazırlıklı olabilirsin. Yani örnek olarak en büyük başarından bahsettikten sonra sana büyük ihtimalle mesela ilk etapta demotive olmuş muydun? Tarzı bir soru gelebilir. Olmadım diyebilir. Hani kolay demotive olmayan bir insan olduğunu gösterirsin. Yani burası hikaye anlatma kısmı. Yani bu tarz soruların aslında cevabı ne kadar hikayeyi anlatabilir. Güzel bir hikaye anlatabiliyorsan değil mi? Sonra artıdır yani. Ama bu şekilde anlatmak yani soruları cevap verirken bakış açısında olması önemli. Biraz da ego buralarda işe yarar. Hani çok böyle yüksek egoyla hani o rahatsız edici bir ego var ya ondan bahsetmiyorum. Hani kendine inanıyorsun. O profesyonel duruşuna inanıyorsun. Hani bu bir tatlı bir ego buralarda iş yapar. Hani şey Özgüven özgüven işte ha yaşa aslında. yaşa yaşa yaşa. Ha, hani karşındaki insan lan sen kimsin lan falan değil. Bu değil. Hani ben zaten bu işleri açtım hacı. Hani sen neyden bahsediyorsun? Özgüveni iş yapar. Ne kadar özgüvenliysen. Ha bu sadece iş görüşmesinde değil abi. Yani yeni tanıştığın insanlarda da böyle. Yani bir topluluğa girdin. Özgüveni yüksek bir adam hemen kendini belli eder ve insanlar o kişiyi dikkate alır. Hani öyle köşede pısmış birisini Kesinlikle. kimse şey yapmadan. Görüşmede de öyle. Yani pısıp evet abi yapmaz abi. Yani dik duracak. Ha bir de bu görüş diye genel olarak bu bütün iş görüşmelerindeki hani yüz yüze yaptığınız görüşmelerdeki oturuş pozisyonlarınız da çok önemli. El ayak hareketleriniz de çok önemli. Ha ben bunu kafamdan uydurmuyorum. Tabii yine internet üzerinden yapmış olduğum araştırmalardan dolayı bilgi sahibi olmuş oluyorum. Hani dik oturmak ondan sonra böyle yayıl böyle bir oturma yapma mesela. Kimse seni dikkate almıyor. Dik oturacaksın. Yani eğer karşında bir masa varsa masaya dirseklerini koyacaksın. İletişim konuşurken el ayak hareketlerin tabii senin anlattığın şeyi destekleyecek şekilde ayak hareketleri, ayak değil de el hareketleri yapmak Ayak gerekiyor. hareketlerini de zorlayabilirsin tabii Evet. yani. Masanın Oynadığını üstüne ayağını kaldırıp gösterebilirsin gösteriyor. Yok öyle değil. Şey, ne diyordum?
Mimikler. Sürekli gülmen lazım. Yani bütün bu süreçte. Gülmen lazım. Kimse somurtan bir adamı yanında istemez. Hani gülmek derken hani kahkahalar atıp değil. Yani o mutlu olduğunu, bir tık da heyecanlı olduğunu gösterecek mimikler önemli. Karşı tarafla konuşurken direkt gözünün içine bakmak önemli. Yani adam sana bir şey anlatırken ya da sen ona bir şey anlatırken gözünün içine bakarak anlatmak. Odaya girdiğinizde karşındaki adam seni ilk defa görüyor sonuçta. Direkt kol masaya, sandalyeye oturmak yerine tokalaşmak. Tabii onun da adabı var biliyorsunuz. Hani çok sıkmamak ya da çok gevşek bırakmamak gibi. O adaba uygun bir şekilde. Ve insanların size yer göstermesini beklemek de bir kibarlıktır. Hani direkt gördüğün yere oturayım değil. Sonradan geldiğiniz için önce karşı tarafın oturmasını beklemek de bir kibarlıktır. Bunlar size, siz fark etmeseniz bile o odaya girdiğiniz anda böyle artı puanlar yazıyor. Yani bu adam, karşındaki adam belki bunların farkında değil ama sen bu davranışlarla zaten bir özgüvenle giriyorsun odaya. Bir dikkat çekmeye başlıyorsun ister istemez karşı tarafta. Gösterdikten sonra zaten soru şu olacak. Yani hoş geldin. En zor karşılaştığın şey bu değil. Nasılsın? Ya oğlum, şey, bir şey içer misin? Tabii. Yani bir şey içer misin derse. Anlat. Bir şey yok yani. Al bunu. Allah çabuk anlat, sen kimsin lan? O değil. Öyle değil. Bir şey içer misin gelir. Hani bu siz beklerken de gelir. Dışarıda ya da içerideyken de gelir. Su alın. Çay, kahve, kola, bunlara girmeyin. Evet. Su. Sadece su isteyin. Kesinlikle. Ya çünkü abi, yani bir niye, canlı olarak bir niye sorusu geldi. Çünkü kahve sıcak gelir, evet, ağzını yakarsın. Kola, evet, burnundan çıkar. Bu tarz kazaları açık içecekler bunlar. Su abi. O suyu hiç üstüne dökülse de sallamazsın zaten hani. Kesinlikle öyle. O yüzden sadece su. Yani sen kürsüde konuşan bir insanın kolayla, fantayla, işte sodayla, yani çok... Bunlar bu arada sadece görüşmeli. Aslında hani insan ilişkilerinin ya da bir insanın davranışının en azından basit görgü kuralları. Evet. Ama içecek konusunda şöyle bir önemli bir kısım da var. Size bir şey ikram edip teklif edildiği zaman bunu reddetmemeniz, aynen, ve kabul etmeniz karşınızdaki insanla olan ilişkin, sadece iş görüşmesi için değil, ilk tanıştığınız bir insanla olan ilişkinize bir bağ kurmanızı sağlayan bir şey. Yani onu reddetmiyorsunuz. Bir şey paylaşıyorsun. Size sunduğu, kesinlikle size sunduğu bir şeyi kabul ediyorsun ve bir diyalog kurmuşsun. Getirdiği zaman teşekkür ediyorsun. Belki bir konuşmamda sana daha fazla rahatlık sağlayabiliyor. Karşı taraf için de aynı şekilde. O yüzden de bunu reddetmek. Yani işte ne bileyim, hani bir endişeyle bir şey atıyorum. Kahve şey olur, çay beni yakar, ne bileyim kol olmaz tarzı şeyleri düşünmekten ziyade bir su isteyip kibarca suyunuzu alıp, su içmek de bu arada rahatlatacaktır zaten. Aynen. Zaten heyecanlıysanız heyecanınızı bastıracaktır. Bir ikincisi, abi konuşuyorsun ya. Zaten kapalı bir ortam. Bana en azından öyle oluyor. Zaten kapalı bir ortam. O boğaz kuruyor abi. O boğaz kuruduğu için su imdadınıza koşuyor. Bir de yani sigara gibi kötü bir alışkanlığınız varsa o gıcığı da götürecek bir şeydir. O yüzden su önemli. Hani görüp kulağından bahsediyorum. Benim de burada sen bunu deyince aklıma bir şey geldi. buradaki ilk görüşmemde olmuştu bak. Abi bu tam böyle mevsim geçişi zamanıydı ve hani dışarısı serin, içerilerinin böyle anlamsız sıcak olduğu bir ana denk gelmişti. Şirkete vardığım zaman bisikletle gitmiştim bir de. O yüzden de biraz hani böyle vücudum ısınmıştı zaten. İçeride bir anda hani vücut ısın daha da fazla artmaya başladı. Bir anda soğuk bir yerden sıcak bir yere girince iyice ısınmaya başladı. Ve inanılmaz derecede terlemeye başladım. Yani getirdiler önüme işte bir böyle balya, hani şu kalınlıkta böyle peçete şeyi bıraktılar. Ben oradan biraz hani bir yandan silinirken bir yandan ya aslında heyecanlı değilim. Yani bu bir heyecanlıydı, dışarısı. Yani durumu izah etmeye çalıştım. Dışarı soğuk, burası sıcak. Bisiklete bindik de işte. Evet. Ama hani bunlar da aslında bakarsanız bu tarz durumlarda, insanlarda hani pozitif olduğunuzu gösterme fırsatlarıdır. Eğer böyle bir şey yaşarsanız o an belki biraz daha bilinçli olup hani bu tarz durumların da bir sempatiklik yapma, ne bileyim bir hani hoş bir ilişki kurma, yani bir bağ kurma, belki bir şaka yapma fırsatları olduğunu da unutmayın.
Bu biraz riskli. Kaçırmayın eğer denk getirseniz. Karşındaki adamın Onur selam, hoş geldin. Karşındaki adamın davranışını bilmediği için bu tarz durumlar biraz riskli. Adam, karşındaki adam samimi adamdır, içten bir adamdır. Senin bu durumuna içtenlikle eşlik edebilir. Ama adam çok profesyoneldir, çok ciddi bir adamdır. Yani sen böyle bir espri, şakalar, böyle komiklik şaka, aynı elektriği yakalayamaz. O yüzden riskli. Ben söylüyorsun. Bir şeyden daha bahsetmek istiyorum. Kılık kıyafet. Bu da sizi en azından kendinizi iyi hissetmeniz için önemli bir detay. Bir kere kendinizi rahat hissedeceğiniz bir kıyafet giymek lazım. Hani böyle daptarıcık bir gömlek, daracık bir pantolon sizi rahatsız ediyor. Zaten stresli ortam. Özellikle. Evet, benim gibi göbeğiniz varsa falan. Zaten stresli bir ortam ve sürekli böyle kıyafetinizin sizi rahatsız etmesi iyice stresi sokacaktır. Odaklanamayacaksınız. Ama şık giymek önemli. Yani şık derken takım elbisenizi giyin, gidin demiyorum. Ama yataktan kalktığınız kıyafetle de gitmeyin. Ben ne yapıyorum? Genelde kot pantolonum, rahat hissettiğim kot pantolonum. Üzerimde bir tane gömleğimi, yine bol olanlardan maalesef, giyip koku da çok önemli. Karşı tarafı rahatsız etmeyecek bir koku. Yani parfüm, deodorant gibi. Bunlar da önemli. Hani bunları dikkat ederseniz, adam bunu fark etmese bile sen kendine aynada baktığın zaman oh be dedikten sonra bir artı bir özgüvenle girmiş olursun. Paçoz bir şekilde gidersen yani bununla giydik ama olur böyle. Bir de şimdi ilk görüşme yani şey ofise gittiniz, görüşme yapacağınız yere ve bekleyeceksiniz 5 dakika 3 dakika falan. Ne zaman gidilmeli? Yani maksimum 5 dakika önce, minimum 2 dakika önce. Yani 15 dakika önce gitmenizin bir anlamı yok. Ya da hani sakın geç kalmayın. Bu arada ona göre ayarlayın kendinizi. Bak ondan bahsetmiyorum. 2 dakika verin kendinize ki oturun, tuvalete kesin gidin. Çünkü hani 1 saat falan görüşeceksin abi. Görüşmenin ortasında abi ben tuvaletim geldi ya da gideyim olmuyor. Oturun bir tuvalete gidin. Nefeslenin. Hani senin gibi bisiklette geldiysen diye girmeye gerek yok. Bir elinizi yüzünüzü yıkarsınız. Böyle minimum 2 dakika 3 dakika vermek lazım. Ama o 5 dakikadan önce de gitmenin anlamı yok. Orada bekleyeceksiniz. Beklerken canınız sıkılacak. Başka şeylere odaklanacaksınız. Level düşmeye başlayacak her geçen dakika. 5 dakikada kendini bir toparlayın. Hazırım ulan. Hani gelsin. Kralı gelsin şeklinde girebilirsin. Ama 5 dakikadan önce giderseniz o biraz böyle düşüyor. Hani bunlar genel görüşme yolları. Bu arada ben bu dediğinin tam aksine genelde 15 dakika öncesinde orada olup oturup beklerim. Ha ben böyle şöyle bir ayarlıyorum. Başka asla emektar bir huyum vardır. Şöyle yapıyorum ben. Diyelim ki bir yere gideceğim ve hesaplıyorum. 15 dakika orada olacak şekilde evden ya da bir yerden çıkıp yola çıkıyorum. Ya da 20 dakika. Ama binanın içerisine 20 dakika önce girmiyorum. Bakıyorum, takılıyorum etrafta. Anladın. Sigara içiyorsundur kesin. Böyle bir nefes alıyorum. Sonra 5 dakika kala, 6 dakika, 7 dakika kala yukarı çıkıyorum. Zaten o şey olacak. Hani kimlik ver, güvenlikten geç. Yani büyük firmaysa. Yani bu tarz şeyler olacağı için orada da birkaç dakika zaman harcayacaksın. Ama ben şirketin Recep abisine resepsiyona tam 5 dakika kala ben geldim. Gelsin kralı şeklinde gidiyordum. Bu tarz şeyler yani ince ama artı bir puan sağlayacak şeyler. Yani bu tarz davranışlara dikkat ederseniz en başından en sonuna biraz böyle karışık anlattım ama karşı taraf bunu fark etmesi bile siz kendinize olan özgüveninizi yani bunu bilinçli yaptığınız için özgüvenli bir şekilde olacaksınız ve özgüvenli bir şekilde karşınızdaki insanla iletişime geçeceksiniz. Aktif olacaksınız en azından. Pısırık kalmak bu aşamada. Kimse böyle bir insanla çalışmak istemez. Net. Hani bilmiyorum sen ne düşünüyorsun bu konuda ama hani sus pus ağzına bıçak açmayasın. Dediğim zaten bu bütün podcast bölümlerimizin bütün her aşamasında özgüvenine karar
ve özgüvenli hareketlerinin ne kadar önemli olduğundan bahsettik. Biz adamın sizin özgüveninizi görmesini istiyoruz. Geri kalan aslında saydığımız bütün şeyler de o özgüveni körükleyecek, arttıracak. Yani sizin daha fazla hissetip daha fazla yansıtmanı sağlayacak şeyler. O yüzden güzel giyinmek önemli. İşte saçma sapan bir saçla kamera karşısında ya da yüzü yüz görüşmeyse yani yüz yüze gelmemek. Sizin özgüveninizi arttıracaktır. Bununla da davranışlarınız değişecektir. Onun dışında da daha önce dediğim gibi ya bu bir insana tanışma. Sen mesela bir pısırık bir insan sende iz bırakır mı? Ya da işte yani sorulara çok fazla cevap vermeyen, çok fazla konuşmayan, sorulan sorulara kısa cevaplar veren, işte senin bir sorun, örnek olarak işte senin bir sorun var mı dediğim zaman bir hiç soru soramayan, kendini açıklayamayan bir insan sende iz bırakmayacak. Aynen Yani dönüp aklına gelmeyecek. Belki 5 aday varsa ya da 10 aday varsa ne bileyim. O aşamada belki hani akılları bile gelmeyeceksin. Bunu da yani gerek olmadığını zaten hepimiz anlayabiliyoruz. Özellikle sana üstüne basalı söylemeye gerek yok. evet. Yani genel olarak kendinin ne kadar pozitif ve hani kendinden emin bir profesyonel olduğunu göstermeye çalıştığın bir ortam. Bu görüşme çünkü senin o en son görüşmeyi yaptıktan sonra çıkıyorsun. Daha sonra senin görüşme yaptığın aslında insanlar bir araya geliyor. Ve bu bir arada senden konuşuyorlar, senden bahsediyorlar. Belki 5 dakika, belki 10 dakika. Bunlar da zaten son görüştüğünüz dahi eğer bir öncekiler çok böyle kötü bir şey söylemiyorsa teknik anlamda ya da işte kendi seninle tecrübe ettikleri bir sıkıntıdan bahsetmiyorlarsa son görüştüğünüz kişinin aslında kaderinizle ilgili öyle o kadar ters yöne çevirecek bir durumu olmuyor. Aynen. Sizi de o kadar sallamıyor açıkçası. Yalan söylemeyeyim yani. Ama hani gelecek sonuçta herkes okey veriyorsa senden de negatif elektrik almadıysa o son sözü söyleyecek kişi o ama aslına bakarsan o kararı değiştirecek kişi değil. Aynen. Evet ya da hayır diyor. O yüzden de bu aşamada gördüğün, karşılaştığın herkesle iyi bir intiba bırakarak uzaklaşırsan onlar da daha sonra senin hakkında güzel şeyler söyleyecektir. Burada yine diğer görüşmelerde olduğu gibi var mı sormak istediğin bir soru diye bir soru sorulacak. Şimdi burada soracağınız soru ya siz Java kullanıyor musunuz? Hacı olmamalı. Ya da otobüs yardımı yapıyorsunuz da olmamalı. Profesyonel bakış açısıyla soracağınız sorular önemli. Bu şirketin vizyonu ne? Nereye gidiyor? Yeni başlayan birinin kendisini geliştirmesi için nasıl bir destekte bulunuyorsunuz? Learning curve'ünüz var mı? Ya da 3, 6, 9 aylık yeni başlayan bir çalışan için 3, 6, 9 aylık planınız ne? Nasıl bir beklentiniz var? Yani bak, hep bir vizyondan, hep bir geleceğe yatırım, yani yatırım değil mi? Geleceğe bakış için sorulan sorular. Karşındaki adam manager. Hani ben ne kadar maaş alacağım? Bize en son kaç olur? Gibi sorular. Bu adama sormayın. Vizyon soruları sorun. Vizyonunuzu önce kendiniz belirleyin. Ya şöyle olmasın. İşte A ve B şirketi var diyelim. Sen A şirketine çok çalışmak istiyorsun. Ama B şirketi olmasa da olur. Ama iş bulman lazım. Vizyonları tutmayan bir şirketle yaptığı teklif. Tamam, oraya kadar geldin. Okey. Ama baktım vizyon uymuyor. Ya da kendini o şirkette gelecekte bir yere konumlandıramıyorsun. Böyle firmalarla çok devam et. Yani mutlu olmazsın abi yani. Yaşadığım biliyorum. Yani 15 16. şirketimde çalışıyorum 10 yılda. Bunları da yaşadım. Gittim. Ya ben girdim 3 gün sonra istifa ettim, şirket de oldu. Çünkü mesela o 3 günlük firmada bana gelecekle ilgili hiçbir şey, Türkiye'de oluyor bu arada. Hani zaten yalan dolan bir iş görüşmesi yapıyorsun. Hani ne yapacağız, ne edeceğiz? İşte süper bir proje var diye girdim ben. Daha yeni mezun olmuştum işte. Tabii mezun oldum, 2 ay sonra oldu. Girdim. Abi o gün bilgisayar geldi. Ertesi gün proje toplantısına girdik. Yapacağımız proje bahis sitesi, yasak. Yani şey, illegal bahis sitesi. Dedim hani Peki ben... görüşmede hiçbir şey sormadım ya. Sana hiçbir şey söylenmedi mi bununla ilgili? Abi bana O söylenen zaman şey, sen ben sordum, ne yapacağız biz burada diye, isim vermeyeyim şimdi de, ne yapacağız biz burada, nasıl bir proje yapacağız, ne yapacağız, süper bir fikrimiz var ama şey,
Gizli. O yüzden bu aşamada söyleyemem. İşe başladıktan sonra söyleyeceğiz dedi. Ama süper bir fikir. Neo illegal bahis sitesi. Ama ben o bilgisayarı, yani öyle bir bilgisayar kurdular ki ben öyle bir Mac görmedim abi. 34 inç Mac bilgisayar falan filan geldi böyle. İşte o gün dediler işte illegal bahis sitesi yapacağız. İşte şöyle olacak. Böyle uçuyorlar böyle. 3-4 tane mühendis var. Dedim yok abi ben böyle bir yerde kendime gelecek inşa edemem. Ertesi gün istifa ettim. Vizyonunu bilmiyordum. Ha, ne oldu? Ben oraya girmeden önce bir yerde çalışıyordum. Oradan da istifa ettim. İşsiz kaldım. Ama sağ olsun sevgili abimiz Talay abi beni geri almıştı mesela işe ondan sonra. Bir yere gittim adam mafya çıktı. Oradan da 4 gün sonra iş değiştirdim. Onlar şey yapıyordu. Forex işi yapıyorlardı. Aslında bu aşamadaki soru sormanın önemi dediğimiz. Aynen öyle yani sor uyuşmuyorsa girme yapma. Çünkü bir yeri bırakıp başka bir yere giriyorsun. Mesela Forex firmasındaki durum neydi? Forex firması... Ne yaşadın orada? Ya mesela Forex denilen şey finans şeyi tamam mı? Şimdi ben o aralar biliyordum Forex'in ne olduğunu. Ama işin garip tarafı bütün developerlar Azerbaycan'da burada bir tane developer var. Yani tek bir tane developer var. Bütün ürün orada geliştiriliyor. Gerçekten adamların bir Forex ekranları var. Çalışanlar var. Abi ben girdim işe. Dediler ki biz yazılım ofisinde Taksim'de bir ofis. İşte karşı apartmandaki bir yeri kuracağız. Buradan oraya kablo çekilmesi lazım. Çeker misin? Bak 20 yaşındayım. O zamanlar hani deli doluyuz ya. Yaparız lan ne olsa yaparız. İşte kurban keseriz kes. Hani her şeyi yapıyorum. Abi çıktım. Bak 7. kattan karşı apartmanın 7. katına kablo çektim. İnternet kablosu. Oraya bir tane modem taşı değil mi? Yok. Zaten buradan bir kullandım. Baya baya çatıları çıkıyorum. Oradan kablo atıyorum falan filan. Adam akşam şey dedi. Dedi pasaportun var mı? Yok dedim. O zaman pasaport çıkart. İşte seni Azerbaycan'a yollayacağız. Birinci günümde. İlk günümde. Seni Azerbaycan'a yollayacağız. İşte bir ay falan orada çalışacaksın. Öyle bir şey dedi. Ve şey dedi. Bir tane paket var. Bu paketi de oraya götüreceksin. Pakette ne var? Modem. Dedi bana. Paket dediği böyle bildiğin hani kutu ama yani poşetin. Gazete kağıdına sarılmış siyah poşet için. Aynen öyle yani ne olduğu belli değil. Abi ben salak gibi aldım poşeti. Eve gittim. Babam dedi bu ne? Anlatmıştı böyle böyle. Bunu alıyorsun ve istifa ediyorsun dedi. Çünkü paketin içinde ne olduğu belli değil. Anladın mı? Sonradan hani bazı şey bir yerlerden öğrendik ne olduklarını. En ki istifa etmişim. Ben vizyonunu bilmiyordum. Soru sormadım. Bak bunlar ilk iş görüşmelerim. İlk iş deneyimlerim. Soru sormadım. Sorgulamadım. İş arıyordum ve buldum mu düşünürken işsiz kaldım yani. O yüzden tabii. Yani o yüzden geleceği yani o firmanın, o şirketin, o ekibin gelecek planlarıyla sizin gelecek planlarınız artı o ekipte kendinizi konumlandırmak istediğiniz yerle adamların planlarını uyuşmadığını ölçüp tartıp biçin. Ondan sonra yapılan teklifi reddedin ya da kabul edin. Yapılan teklifi reddetme gibi bir lüksünüz var tabii ki. Hani teklifi reddettim. Hani ben bu şirketi ömrümün sonuna kadar kaybettim diye bir şey düşünmeyin. Bazı firmalar siz reddedilince 6 ay sonra sizi tekrardan değerlendirme oluyor. Ama siz reddedince bir daha dönüp 2 ay sonra ya da 3 ay sonra ya da 1 ay sonra fark etmez. Ben bir daha sürece girmek istiyorum dersen tekrar sürece alırlar. Ha bu sıfırdan başlar ya da başka bir şey fark etmez. Ama önemli olan vizyonunuzun uyuşmaması. Çünkü siz de bir bireysiniz. Sizin de profesyonel hayatta beklenti ve planlarınız var. Uyuşmuyorsa hiç girişmeyin o işe. Yani görüşmelerde iki tane insanın değişik bakış açısı oluyor benim kadarıyla. Bir, kendini kendine ispatlamak aslında. Bu bir aslında daha fazla belki bir teknik bir challenge yani İngiliz Türkçesini şey yapalım da teknik challenge aslında. Yani kendisini özgüvenini tazelemek. Belki de şu da bir amaç olabilir.
Hani piyasa nerede? Piyasa nereye gidiyor? Ben neredeyim? Kendini görmek, kendini piyasaya karşı kıyaslayabilmek için de görüşme yapıyor insan. Bunlar işin bir kısmı. Bunların da zaten bu tarz görüşmeler de yapıyor. Yani kendinizi bir görün. Yani nerede olduğunu. Bunlar ayrı. Bu tarz görüşme yaptığınız firmaları reddedebilirsiniz. Hani büyük ihtimal zaten reddedikten sonra belki bir ay sonra hani mail atıp hani ben bir daha görüşmek istiyorum. Değilse bence hiç o garip karşılanacağını zannetmem Evet. yani. Hani ne olur ne cevap verir bilemem ama çok garipsenecek bir durum olduğunu düşünmüyorum. Ama zaten reddediyorsam çok büyük ihtimalle de öyle bir maili atmayacağını da düşünüyorum yani. Ama Aynen. atarsan da dediğim gibi bence medeni bir tepki alır. Hani süreçte yeniden başlayabilir, yeniden bir şans verilebilir. Sonuçta hani gördükleri, tanıdıkları ve teklif yaptıkları aslında yani kendilerine layık gördükleri bir insansın. Neden olmasın? Büyük ihtimalle onlar da üzülmüştür yani senin o teklifi reddetmene. O yüzden bu şans hani ya kafanın bir yerinde durmasına hiçbir zarar yok. Yani teklifi aldıktan sonra bunu reddetmekte hiçbir sakınca yok. Zaten çalışmak istediğin, görüşmek yani orada çalışmaktan mutlu olacağın bir yerse ona göre karar veriyorsun. Ya yani karar vermek de tabii ki yani bunu söylemeye gerek bile yok ama tabii ki özgürsün. Evet, bu Ama son. ne için görüştüğünü bilmek ve o aşamaları da o bakış açısıyla ve o bilinçle geçmek lazım. Yani işin özü, şimdi en başından beri söylüyoruz bu podcast'in. Sen kendini firmaya iyi satman lazım. Ama firmanın da kendisini sana iyi satması lazım. Bu karşılıklı olan bir şey. Elektriğini alamıyorsan reddedersin. Senin de iyi satman lazım. Önemli olan o. Ben ne yapıyordum genelde? Kendime 5 tane hedef firma belirliyorum. Şu an hedeflediğim firmalardan bir tanesinde çalışıyorum zaten. Ona giden yolda her şey mübahtır deyip her şeye saldırıyordum. Ve hedeflediğim firmalardan teklif gelene kadar da zorluyordum. Şu an Allah'a çok şükür onlardan bir tanesine girdim. Kapağı attım tabiri caizse. Buralarda takılıyoruz. Ama bu son görüşmede hani çok büyük bir eleme zaten en başında söyledik. Hani çok büyük bir sizi eleyecek çok saçma bir durum olması lazım elenmeniz için. Ama özgüveninizi hani böyle olacaksa ben zaten sallasam da olur demeyin. İhtimal yok mu? Var. Hala var. Özgüveninizi tazeleyin. Giyiminize, kuşamınıza, oturmanıza, kalkmanıza, davranışlarınıza, söylemlerinize, ezberinize, hikayelerinize ve yalanlarınıza. İyi çalışın. Ve bu aşamadan sonra hani teklif almama gibi bunları dikkat edildikten sonra ya tek ihtimal var aslında. Adamın senden daha iyi beğendiği hani, şapkadan tavşan çıkaran birisini seçmiş olması lazım ki siz bunları dikkat ettikten sonra elenebilirsiniz aslında bakarsın. Şimdi bu aşamada sonra hani hep bahsediyoruz olumsuz bir de olumlu olma ihtimali var diye. Önce olumsuzla ilgili ne olabilir? Siz nasıl davranabilirsiniz? Ondan bahsedeyim. Sonra olumlu olması durumunda neler olacak? Ondan bahsedeyim istersen. Olumsuzdan ben bahsedeyim. Şimdi diyelim ki hani oldu ve dediler ki teşekkür ederiz. Başka adayla devam etmeye karar verdik. Şimdi bunu demelerin iki çeşidi var. Bir görüşme daha yapıp neden olmadığını anlatan, detaylıca anlatan bir İK görüşmesi. Görüşme değil de konuşması yaparsınız. Oradan feedbackler alırsınız. Neden olmadığına dair. Bir sonraki iş görüşmesi sürecinde aynı durumla karşılaşmamak için bunları not alıp bunların üzerine çalışmakta fayda var. Eğer sadece otomatik bir template üzerinden bir mail alırsanız maile cevap yazmakta hakkınız var. Ben neden seçilmedim? Feedback almak istiyorum diye. Bunu ya yazılı olarak yaparlar ya da bir görüşme daha yaparlar. Bu sizin en doğal hakkınız. Şimdi ben Türkiye'deki firmalardan da red aldım ve bu tarz feedbackler istediğim firmalar oldu. Cevap alamadım. Buradan da red olan firmalar oldu. Hepsinden feedback istedim. Hepsinden feedback aldım. Şimdi aradaki fark bu. Neden yurt dışında nasıl iş bulurum podcast'inin farklarından biri bu. Türkiye'de nasıl oluyor, burada nasıl oluyor? Ben daha bir kere bile Türkiye'den
elenip de reddedilip de feedback aldım, geri bildirim aldım, firma olmadı. Reddedin, hadi güle güle, al, al, selametle deyip bir daha dönüp arkalarına bakmıyorlar. Burada bakıyorlar çünkü burada insana değer var abi. Çünkü buradaki aday 6 ay sonra. Mesela ben düşünüyorum ya, çok kibar red mailleri aldım yani ama hiçbirinde bana nedenini açıklamadılar. Aynen, istesen de açıklamıyorlar. Ama buradaki kişi 6 ay sonra seni tekrar tekrar adayın olabilir diye bakıyorlar. Ve zaten 6 ayı vermelerinin sebebi de hani elenme sebebi olan konuyu üzerinde eğilip kendini geliştirmen üzerine öyle bir süre veriyorlar. Bazıları 1 yıl veriyor, bazıları 6 ay veriyor, bazıları 3 ay veriyor. Firmaya göre değişiyor tabii ki de. Ama böyle bir feedback gelmediyse o feedback'i isteyin. Ve %90 ihtimalle o feedback'i alacaksınız. Neden elendiğinize dair. Tekrardan bir süreci başlamadan önce de bu geri bildirimin üzerinde eğilip kendinizi geliştirebilirsiniz. Olumlu olması durumunda dostlarımızı nasıl bir süreç bekliyor onu da Major Lair'den dinleyelim. Sonra podcast'i zaten sonlandırmış olacağız. Abi, olumlu olması seni teklif aşamasına getirir. Bu aslında son aşamalında son aşaması. Çünkü bir teklif alıyorsun. Teklif üzerinden bir aslında bir işte düşünme zamanı oluyor. Daha sonra bunu ya kabul ediyorsun ya reddediyorsun ya da tabii ki işte bir revize isteme gibi bir seçeneğin de var. Bu aşamada eğer zaten beklentinizin üzerinde bir teklif almışsanız ve beklentinizi söylemişsiniz, orada bir daha pazarlığı zorlamanın anlamı yok. Aklınıza takılan bir şeyler varsa bunları sorabilirsiniz. Burada rakamlar brüt olarak veriliyor. Yıllık brüt olarak teklif veriliyor. Onunla ilgili aklınıza gelen bir şey varsa sorun. Bir hesaplama sitesi var Hollanda için, The Tax NL diye. Onu da paylaşalım. Linkini koyarım. Aşağıda link olur. Ne ödeyeceksen, neyi nasıl ödeyeceği öğrendikten sonra bu aşamada her türlü soruyu sorabilirsin. Sen de zaten iletişime geçen bir kişi oluyor. Kafana takan soruları sormuşsun. Teklif aşaması bu. Kabul ediyorsun, etmiyorsun. Pazarlık etme, etme bu sana kalmış. Benim artık hani ilgi alanından çıkıyor biraz. Yavaştan toplayalım kanka istersen. Aynen toparlayalım. Bunu bitirelim. Aynen toparlayalım. Ne diyorsun? Son yani, olarak. Son olarak yani bu bölümde bahsettiğimiz o davranışsal şeyleri dikkat ederek bütün görüşmenizi yaptıktan sonra önemli olan ta en başından beri söylediğimiz iletişim ve motivasyon, bunları toparlayın. Profesyonel davranın. Hiçbir yerden kopya çekmeyin. Bilmediğiniz bilmiyorum deyin ve üzerine gidip öğrenin. Şirketi iyi tanıyın. Pozisyonu iyi öğrenin. Zaten bu aşamada yani bunları yaptıktan sonra olmaması gibi bir ihtimal yok. Ki zaten hani burada İnanılmaz bir expat ihtiyacı var. Koronadan dolayı bu yıl biraz durmuş durumda ama özellikle IT sektörü burada inanılmaz gelişmiş ve gelişmeye devam ediyor. O yüzden varsa bir böyle bir planınız, uygulamaktan çekinmeyin ve ısrarla deneyin. Yani ben 250 başvurudan bir tanesi. Zaten bir kere tane teklif alıp kabul ediyorsun, bitiyor. Süreç bitiyor yani. Yani defalarca iş görüşmesi yaptım. Bir tanesinden reddedildim diye ikincisinden vazgeçmedim. Başvurmaya devam ettim. Ve bir şekilde oldu yani. Önemli olan şuraya yazmak. Şuraya yazdıktan sonra. Ben oraya gideceğim dedikten sonra zaten önündeki bir tutturamaz. Dedikten sonra podcast adından yurt dışında nasıl iş buldum serisinin aslında burada sonuna geldik. Bundan sonraki bölümlerde birkaç tane arkadaşımızı konuk alıp onların başından geçen tecrübeleri sorgulayacağız. Bir sonraki bölümde bir planımız var. Bu işe alan kişi konumundaki bir arkadaşımızı dahil edeceğiz buraya. Biraz sorgulayacağız. Onun ne? Yani bunlar bizim tecrübelerimizdi. Şimdi onun neye dikkat ettiğini sorgulayacağız. Böylelikle bütün konuyu kapsamış olacağız. Konuklarımızla podcast adında yeni bölümleriyle devam edecek diyor. Mikrofonu sana bırakıyorum. Ben de valla bu güzel kapanış için teşekkür ediyorum. Bir sonraki bölümlerimizde zaten bu röportajları da aslında insanlar hani biz bunları düşünüyoruz ama diğer insanlar ne düşünüyor da diğer insanlar ne yaşıyor diye merak ediyoruz. Sizle de paylaşmak diyorum ve hoş yani bölüm bu kadardı diyorum ve hoşça kalın diyorum. Kısa ve öz.
Bir sonraki bölümde görüşmek üzere arkadaşlar. Beğeni yorumlarınızı unutmayın. Aklınıza takılan bir soru olursa lütfen yorumlara ekleyin. Bir sonraki bölümde onun üzerine eğilelim. Sizin yaşadığınız farklı tecrübeler varsa lütfen paylaşmaktan çekinmeyin. Çünkü dediğim gibi bunlar ikimizin tecrübesi. Farklı bir tecrübe varsa ne kadar tecrübe paylaşırsak insanlar için o kadar fazla bilgi olmuş olur. Dedikten sonra kendinize iyi bakın. Hoşça kalın arkadaşlar.